kızlar. Nasılsınız? İki keklik bir kayada ötüyor. Oğlum gelmezse gelmesin adamlar, gelmesinler. Biz eğleneceğiz bu akşam, ailecek eğleneceğiz. Oynayınlar, alçayım, alçayım. Aferin kızlara. İki keklik bir kayada eğleniyor. Hey çırpınlar. Ötme de bülbül derdim bana. Oyna kız bak dalarım ha. Ötme de bülbül. Ne güzel. Bütün aile bir arada. Ablam, biz daha sonra konuşuruz seninle. Allah muhabbetinizi arttırsın, ben uzayım. Ben bu adamla 5 dakika durmam burada. Şadiye, ben çağırmadım gerçekten. Tamam, ben hallederim. Sermet, şart mıydı bu gece bu adamı çağırman? Şart mıydı bu gece? Tamam, halledeceğim. Narin, ben de bir bakayım, ters bir şey olmasın. Sen sakin ol, tamam mı? Merak ettim seni. Yapma ya. Sahi. Ablan ne zamandır seni arıyor. Hadi geç, üzme ablanı. Şadiyem, ben sizin iyi olduğunuzu bileyim yeter. Sonra gideceğim, bir daha da hiç karşınıza çıkmayacağım. Hadi üzme ablanı, geç 5 dakika. Hadi. 5 dakika durup gideceğim. Yoksa gene kaçarım. Öldür Allah'ta, kimse bulamaz beni. Tamam. Ne demeye getirdin ki bu adamı bu gece? Kafam ya benim, ben nereden bileyim böyle olacağını ya? Babasının yanında kendine çeki düzen verir dedim. Öyle çıkar Narin'in karşısına dedim. Neyse, ben kaçtım. Aile baş başa rahatça görürsün. Bu arada sana da Allah kolaylık versin. Ben de gireyim içeri, çarşı pazar karışmadım. Eyvallah abi. Asmayın canım suratınızı. Bütün aile toplandık işte, kutlayalım bunu. 5 dakikam var Moskov Recep. Aha da saate baktım. Kızım... Ne kızım? Kızımızın yok senin. Ne de, ne diyeceksen de hadi. Annenle Mehmet'i sen mi şey ettin kızım? Ne? Ne? Öldürdüm. Ya ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun abi? Daha bir şey değişmedik. Annenlerin cenazesinde Ümmü'ye ben öldürdüm deyip ağlayıp sızlayıp gitmişin Şadiye. Hı? Ya başka bir şey. Başka bir şey vardı orada yani.
başka bir şey olduğu için de bir bakıma ben öldürdüm. Ne yaptın Şani? Ne yaptın? Ne diyorsun Şadiye? Soba zehirlenmesi değil miydi? Öyle demişlerdi. Şadiye ne yaptın? Ya ben kimseyi öldürmedim. Yani o gece bir arkadaşımda kaldım ben. Ondan öyle dedim. Yani eğer evde olsaydım hani... kokuyu duyardım, bir şekilde onları kurtarırdım diye. Ya benim yıllardır içim içime yiyor yani hani... niye evde değildim diye. Kendi kendimi suçluyorum yani. Hani bir bakıma ben öldürmüş oldum tabii. Ya Şadiye, kader kısmet diye bir şey var kızım. Yani ne yapacaksın kızım sen? Yazı işte. Neden yok oldun ortadan peki? Kimse bulamamış sonra seni. Ben eve giderken insanların haykırışlarını duydum. Sonra eve yaklaşınca da işte cenazelerini gördüm. Korktum yani. Kaçtım hemen oradan, arkama bile bakmadan öyle dağ bayır. Kaçtım. Siz de zaten defolup gitmiştiniz. Yapayalnız kalmıştım ya bu hayatta. Kimsesiz kalmıştım yani. Kimsesiz insanı rahat bırakırlar mı değil mi? Yaşım da küçüktü. Ufacıktım yani. Ya yurda murda verirler diye korktum. Öyle... dayımgillere gideceğime de ölsem daha iyi olur dedim. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Böyle cebimdeki işte 3-5 kuruş parayla İstanbul'a geldim. Bir süre seni aradım. Sonra da çalışmaya başladım. Anketçilik yaptım. Ondan sonra krem mrem pazarladım abla. Sonra lokantacılık yaptım. 3-5 sene evvel... benim böyle dükkanda çalışacak dürüst, namuslu birisine ihtiyacım vardı. Arkadaşlar da bir kızdan bahsettiler. Çağırın gelsin dedim. Gele gele bizim küçük Şadiye geldi. Zamanla çalıştı, didindi. Buranın müdürü oldu. Değil mi Şadiye? Maşallah. Maşallah kızım. Yani Ümmü'ye söylediklerinin hepsi sebebi bu değil mi kızım? Allah. Ben... acayip bunaldım. Daha fazla bu adam aynı masada oturamayacağım. Gidelim mi? Tamam, kalkarız. Tamam. Siz oturun. Hayır, biz kalkıyoruz zaten. Tamam. Ya herkes otursun, bir şeyler yiyelim işte ya. Ha, efendim Deniz. Ya çok acayip bir şey oldu. Şadiye'yi bulduk. Evet, evet. Oturuyor şu an yanımda. Beraberiz Sermet Bey'in lokantasında. Harika bir şey bu. Ben hemen geliyorum. Narin'in kız kardeşini bulmuşlar. Ya ben gideceğim. Sen Irmak'la ilgilenir misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.